Bugün 23 Nisan. Şimdi bu kovana iki çerçevesi vardı arkadaşlar. Analı kovandı. Diğer tarafta yalancılayan bir kovanımdan buraya bakın petek koydum bir tane. Bununla birleşsin diyerekten. Bir tane de bu duvara da vardı. O ağız arası vardı. Onu da bu tarafa koydum. Bu şimdi ballarını buradan çeksinler diye bunu koydum. Bunu uzak koydum. Şimdi bu birleşsin diye bu şekilde açık bıraktım, tamam mı? Anasının kokusunu alsın diye. Şimdi arkadaşlar bakın şu araya boşluğa hemen dalak atmışlar 2 günde. Görüyor musunuz? O dalağı alayım. Bakın arkadaşlar bu kadar dalak atmışlar. Ha, düştü de. Elimizden düşürdük. Evet, buraya da günlük yumurta atmış arkadaşlar. Bunlar işçi arı gözü ve günlük yumurta atmış. Ana arımızı belki de üzerindeydi, düştü. Burada yok şu anda. Yani bu ana arının kabul edildiğini gösteriyor arkadaşlar. Bakın günlük yumurtaları dalak örmüşler ve atmışlar. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum günlük yumurtaları. Ve bunlar işçi arı gözü. Burada ana arı yok. Demin düştü belki de içinde üzerindeydi. Bu dalağı alıyorum arkadaşlar. Aslında ana arıya bakmaya da gerek yok ama yine şöyle bir bakacağım arkadaşlar. Bir kontrol edeceğim. Boyalıymış da ana arısı. Şu yerleştireyim şöyle. Şöyle hafiften. Bilmiyorum görünebiliyor mu? Şimdi ben hafiften körük kurayım. Daha körük kurmadım. Şimdi bu yalancılayan kovandan gelen petekti arkadaşlar. Bakalım buraya da günlük yumurta atmış mı? O dalakla birlikte yok, bu tarafa geçmemiş. Belki de dalakla birlikte atabilir diye düşündüm şu bölgeye. Burada bir şey yok. Evet. Burada ana arıyı göremedik. Şunu açalım. Evet. Burada ana arımız yok. Bu tarafta ana arımız yok. Belki de o şeyin üzerindeydi, peteğin üzerindeydi, farkında değilim. Dikkatinden kaçmış olabilir. Ama günlük yumurta atmış. Şimdi şuna bir bakalım arkadaşlar. Burada da ana arı yok. Muhtemelen onun üzerindeydi. Burada da yok arkadaşlar. Göremedim açıkçası. Belki de o benim sirkelediğim petekte, düşürdüğüm petekteydi. Şurada olabilir mi diye bir göz atayım. Burada yok. Boyalı diye işaretlemişim ama belki kalemin ucunu da değdirmiş olabilirim. Nokta koymuşum buna. Bir daha peteklere bakayım. Burada yok. Çok güzel günlük yumurta atmış arkadaşlar. Ana arı.
gözden kaçtı. Muhtemelen o peteğin için üzerindeydi. Şu ana kadar peteklere çıkmış olması lazım. Ya doğrusu biraz şey yaptım, birleşme olduğu için anarıyı da görmek istedim açıkçası. Orada benim şeyim oldu, elimden kaçırdım. Tarafta da yok. Belki boyamamış da olabilirim. Kapağın üzerine nokta koymuşum. Boyadım zannediyorum. Şöyle bir daha kontrol edeyim arkadaşlar. Çok güzel günlük yumurta atmış. Boyalı olsaydı görürdüm arkadaşlar. Peteklerde olsaydı. Boyamamışım demek ki. Şuna bir daha bakayım. Yani larvaların durumundan buralara kadar olduğu gibi açık şey yapmış. Yumurtalı ve larvalı. Larvalar işçi arı larvası belli. Şişkin değil. Gözden kaçırdık abicim. Şimdi şu dışta bir petek var. Silkelendi ya, o tarafa doğru düştü ya. Belki bu peteğe mi gelmiştir diye düşündüm. Burada da yok. Yani anarıyı göremedik. Buna daha sonra bir daha kontrol edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir saat sonra filan. Çünkü bu birleştirilmiş bir kovan. Anarıyı görmem lazım. Videoyu buraya kadar olsun. Ondan sonra ben bunu şey yapayım. Bir dahaki videoyla birleştireyim. Ana arayı görüp görmediğime bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar kovanı, birleştirdiğim kovanı kontrol ettiğimde hani dalaklardan düşmüş olabilir dedim ya. Muhtemelen oradan düştü. Şimdi bu aradaki çerçevede buldum. Sonra ana arıyı da boyadım arkadaşlar. Şimdi ana arı ne tarafta? Bir dakika. Şurada. Bakın ana arıyı da boyadım arkadaşlar. Tamam. Bunu şimdi yerine koyuyoruz arkadaşlar. Birleştirme tamamlanmış oldu. Şu arılar var, ezilmesin. Şöyle. Çerçeveyi de yapıştıralım. Evet, ana birleştirme tamamlanmış oldu arkadaşlar. Bu dıştaki ballıyı da buraya çektim. Bunun işi tamam arkadaşlar. Birleştirme tamam. Hayırlı uğurlu olsun.